İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 9. sınıf yazılı notlarının içinde hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün yeni konumuza başlıyoruz gençler. Ne olacak konumuz? Sınıflandırma kategorileri olacak. Canlıları sınıflandırırken kullandığımız basamaklardan aslında bahsedeceğiz. Hemen takvimimizi de gösteriyoruz. Bugünkü dersimizden sonra önümüzdeki hafta ne başlıyor? Yazılı hazırlık kampımız başlıyor gençler. Sadece tabii ki biyoloji değil ama biyoloji salı günü unutmayın. Kimya, biyoloji, matematik, edebiyat, coğrafya, fizik ve tarih yazıllarına hep birlikte hazırlık yapacağız. Yani yazılda çıkabilecek sorulara çok yakın sorular çözeceğiz. Küçük küçük taktikler de tabii ki yazılı çözümlerinde biz sizlere veriyoruz. Hoca böyle sormazsa şöyle sorarsa bunu da bu şekilde yazın diye. Ödevlerinizi de vererek başlayayım. Üçüncü ünitemizdeyiz. Bir önceki dersimizde sınıflandırmanın amacından bahsetmiştik. Etmiştik sınıflandırma Çeşitlerinden bahsetmiştik Bugünkü dersimizde de kategorilere Aslında giriş yapacağız Sayfa 150'den başlıyorsunuz Sınıflandırılmanın Tara geçlerinin sonuna kadar Geliyorsunuz alemlere giriş Yapmıyorsunuz yani sayfa 157'ye Kadar çözmediğiniz hiçbir şey kalmasın. sıfırdan 9'a biyolojiden bugünkü dersi bitirdiğimizde aynı şey 9 dinamomuz için de geçerli tabii ki gençler. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Biz canlıları kaça ayırıyoruz? Canlıları eskiden nasıl sınıflandırıyorlarmış, günümüzde nasıl sınıflandırıyorlar bunlardan bahsetmiştik. Bugünkü dersimizde de basamaklardan bahsedeceğiz. 9 Dinamoda da sayfa 122'ye kadar çözülmedeki hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bu dersi bitirdiğimizde hazırsanız ders başlıyor. Yaslanın arkanıza. Şimdi öncelikli olarak bugünkü dersimizde canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorilerden aslında basamaklardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda tür kavramı bugünkü dersimizin konusu olacak gençler. İkili adlandırma sisteminden de yine bugünkü dersimizde bahsedeceğiz. Canlıların türlerin isimlendirilmesinde ikili bir adlandırma sistemi geliştirilmiş. Nereye dikkat edelim soruda nasıl çıkar bunların üstünde duracağım. Hemen öncelikli olarak tabii ki bazı örnekler üstünden konuyu daha iyi anlayabileceğimiz şekle getirmek istiyorum. Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerinin her birine kategori ismini veriyoruz gençler. Kategoriler de canlının sınıflandırılmasına dahil edildiğinde seviye ve derecesini ifade edecek belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa da biz ne ismini vereceğiz? Basamak ismini vereceğiz gençler. Baktığımız zaman kategori olarak canlıları en büyük alemlere ayıracağız. Alemleri şubelere, şubeleri sınıflara, sınıfları takımlara, takımları ailelere, aileleri cinslere, cinsleri türlere ayırmış olacağız. Soruları çözerken bunları yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya yazabilmem benim için çok önemli. O yüzden de bir kodlama sisteminden bahsedeceğiz. Soruyu çözerken diyeceğiz ki Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diyeceğiz. Alem şu B sınıf Takım, aile, cins, tür basamaklarını yanlarına yapıştırmış olacağız. Öncelikli olarak böyle kopyalayıp aklımıza yazdığımızda soru çözerken hatırlayabilmek çok daha kolay oluyor. Mesela bir örnek üstünden söyleyeyim. Bizim en gelişmiş alemimiz 6. alemimiz hayvanlar alemi olacak. Hayvanlar alemi dediğimiz alemi omurgalılar ve omurgasızlar olmak üzere iki tane şubeye ayırabiliyoruz omurgalılara örnek olarak mesela memelileri verebiliyoruz. Memelileri etçiller, onu da köpekgiller, onu canis, onu da canis familiaris diye alt basamaklara ayırabiliyoruz. Yani alemden türe doğru gidildikçe daha bir özelleşme, daha bir ortak özelliklerin artması söz konusu oluyor gençler. Hemen aslında şurada da göstermiş olayım. Ne dedim? Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diye kodlayacağız canlıları. Örnek üstünden anlatırsak aklımıza daha fazla oturacak. Mesela bir tane alem uyduralım hayvanlar alemi olsun. Hayvanlar aleminin içerisine bakıyorum kaplan var, aslan var, kedi var, ayı var, kanguru var, timsah var, uğur böceği var. Ama kime almıyoruz gençler? Tabii ki mesela bitkileri dahil etmiyoruz. Onlar ökaryotlar, domain dediğimiz daha ümüs bir grupta oluyor. Ne yaptı? Aşağıya alemlere indiğim zaman artık bitkileri dahil etmedim. Sonra omurgalılar şubesi denilen bir şube var. Omurgalılar şubesine indiğim zaman da kimi almadım? Uğur böceğini almadım. Sonra memeliler sınıfından bahsedersem timsahı elemem gerekiyor karnivorlar yani etle beslenenlerden bahsedersem kanguruyu elemem gerekiyor. Kedigillerden bahsediyorsam ayı gitti. Büyük kedilerden bahsediyorsam ev kedisi gitti. Yani alemden türe doğru gidildikçe ortak özelliklerin ne yaptığını fark ediyorsun, arttığını. Mesela Kaplanla uğur böceğinin mi çok ortak özelliği vardır? Kaplanla aslanın mı desem cevabının aslan olması gerekiyor. Alemden türe doğru gidildikçe benzerlik arttı. Gen benzerliği, protein benzerliği, akrabalık derecesi arttı. Ama şöyle de baktığın zaman canlı çeşitliliği azaldı. Daha çok ortaklık olduğu için daha az canlıdan bahsediyoruz. Hemen bakıyorum. O zaman şöyle yapalım. Türden aleme doğru ilerlediğimizi hayal edelim. Türden aleme doğru gidiyorsam hayvanlar aleminde mi daha fazla canlı vardır yoksa büyük kediler grubunda mı ya da takımda mı daha çok canlı vardır? Tabii ki alemde daha çok canlı var. Türden aleme doğru giderken birey sayısı artar daha çok canlı var o zaman canlı çeşitliliği de artar diyeceğiz. Daha çok canlı olduğuna göre gen çeşitliliği de tabii ki bizim için artacak. Ama çok canlının olması demek genetik benzerliğin azalması anlamına gelecek. Yine protein benzerliğine de bakacak olursam çok fazla canlı var. Çok fazla canlı olduğu için protein benzerliği de tabii ki azalmış oluyor. Ortak özelliklere bakacak olursak bizim türden aleme doğru gidildikçe çok canlı olduğu için ortak özellikler de azalacak. Analog organ sayısı, Ampirik sınıflandırmada kullanılan analog organ sayısı artacak, homolog organ sayısı ise azalacak gençler. Devam ediyorum konumuza. Hemen bir tane soru çıktı karşıma. Aynı takımda bulunan iki canlı için aşağıda verilen ifadelerin hangisi kesin doğrudur diyor. Bir kere kesin demesi bizim için önemli. Hemen yazıyorum. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diye bir kodlamamız vardı. En üst basamak alem altına şube geliyordu. Altına sınıf geliyordu. Altına takımı yazıyorduk. Altına aileyi yazıyorduk. Onun altına cins, onun altına türü geliyordu. Bize ne demiş? Aynı takımda bulunan iki canlı. Aynı takımda olduklarına göre mesela X ve Y canlısını şuraya yazayım. İki canlı aynı takımdaysa Kesinlikle hocam aynı sınıftadır. Kesinlikle hocam aynı şubededir. Kesinlikle hocam aynı alemdedir. Aşağıya doğru bir yorum yapamam. Aslında şuradaki şekilden çıkıyor. Mesela ben desem ki aslan ve kaplan bunlar XY canlıları aynı takımdalar. E aynı takımdalarsa aynı sınıftalar, aynı şubedeler, aynı alemdeler diyeceksin aşağı doğru aynı mı değil mi bilemiyorum. Mesela aslanla kaplan aynı takımdalar aşağıya doğru da baya bir aynı gidiyorlar. Ama aslanla kanguruyu düşündüğün zaman ya da aslanla ayıyı düşündüğün zaman aynı takımdalar ama aynı ailede değiller. Bilemiyoruz aşağıya doğru aynı da olabilir olmaya da bilir ama yukarıya doğru kesinlikle aynılar. Bu canlılar aynı cinste yer alır ne bileyim ben. Aynı cins olabilir, olmaya da bilir. Aynı türdür, ne bileyim ben. Belki aynı türdür, belki farklıdır. Aynı ailede ve sınıfta yer alırlar. Aynı sınıfta yer aldıklarında hem fikirim ama aynı ailede yer alıp yer almadıklarını bilemiyorum ki. Bu canlılar aynı şubede yer alır. Evet bu doğru. Aynı takımdalarsa yukarıya doğru her yerde aynı olmak zorundalar. O zaman cevabı buldum. Aynı şubede fakat farklı sınıfta yer alırlar diyor. Onun içinde bir kesinlik söyleyemem. Bir kere bunlar aynı sınıfta yer almak zorunda. Neden? Aynı takımda oldukları için aynı sınıfta olacaklar. Devam ediyorum. Bir tane de Farklı örnek üstünden ilerleyeyim. Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu kimdi? Linne'den bahsediyorduk. Canlıları tür, cins ve takım basamaklarını kullanarak sınıflandırmıştı. Tür kavramını ilk ortaya John Ray atmıştı. Linne kendi geliştirdiği sınıflandırma sisteminin içerisinde de türden faydalanıyordu canlıları bir de cinslere ve takımlara ayırmıştı. Sonra baktılar ki aslında işte türe, cinse, takıma ayırmak da çok yeterli değil. Daha başka alt dallara da ayırmak lazım. Familia, sınıf, şube ve alem kategorileri de sınıflandırmaya ilave edilmiş oldu. Mesela bitkiler aleminden bir tane örnek verelim. Yine yazdık. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde. Familia aile demek. Bazen sorularda familia yazıyorlar. Bazen aile yazıyorlar. Bazen de şöyle kodluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sert şut atar. Mesela alem olarak nereyi düşüneceğiz? Bitkiler aleminden bahsedeceğiz. Bitkiler alemini kendi içerisinde şubelere ayırabiliyormuşuz. Açık tohumlular bir şubesiymiş. Bilmenize gerek var mı? Yo, hiç de gerek yok. Sınıf olarak pinopsida denilen bir sınıfı varmış. Onun iğne yapraklılar denilen pinales denilen bir ee, takımı varmış. Sonra çamgiller dediğimiz pinasea diye bir grup varmış. Cins olarak pinustan bahsediyormuşuz. Pinus silvestris dediğimiz zaman da sarı çam oluyormuş gençler. İnsana da baktığımız zaman hayvanlar aleminin içerisinde yer alıyoruz. Hayvanlar aleminin omurgalılar şubesinde bulunuyoruz. Memeliler sınıfındayız. Primatlar dediğimiz takımda yer alıyoruz. Sonra homonidae büyük insanlar denilen bir aileye bağlıyız. Homo insan demek. Homo sapiens ise akıllı insan günümüzdeki insanın karşılığı oluyor. Sadece ne dikkatimi çekti? Şimdi alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, türe bakıyorum. Alemden cinse kadar hep tek kelime yazılıyor. Anlamını bilmenize gerek yok. Pinus, Pinesae, Pinales, Pinose, e, pinopsida gibi tek bir kelime yapılıyor, yazılıyor ama türe geldiğim zaman iki tane Latince kelime yan yana yazılıyor. Çünkü türün isimlendirilmesinde binomial adlandırma dediğimiz ikili adlandırma sistemi kullanılır gençler. Aynı cins altında toplanan bireyler basamaklarından hangilerinde kesinlikle bir arada bulunur? Az önceki sorumuzun çok çok benzeri. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlamamızı yapıyorduk. Aynı cins altında toplanıyorsa X ve Y canlıları aynı cinste yer alıyorsa kesinlikle ne yapmak zorunda? Yukarıya doğru da aynı olmak zorunda. Aynı ailede yer alacak. Aynı takımda, aynı sınıfta, aynı şubede, aynı alemde yer alacak ama aynı türde de kesinlikle bulunurlar diyemem. Bizden bulunacaklarını istiyor. Cevabımız 2 ve 3 şeklinde oldu. Hemen devam ediyorum. Ortak bir atadan gelen yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiğinde kısır olmayan yavrular yani verimli döl veren bireyler topluluğuna tür ismini vereceğiz. Böyle çok havada kaldı biliyorum. Yıldız, yıldız, yıldız. Türün tanımı devamlı karşıma çıkacak. 10. sınıftaki ünitelerde de türün tanımı devamlı, devamlı, devamlı karşıma çıkacak. Seni mesela bir tane çiftliğe götürdüm. Çiftlikte önüne 100 tane hayvanı koydum. Aynı tür olanları tut, getir diyorum. Bir canlının, daha doğrusu canlıların aynı tür olup olmadığına karar verirken neye bakılır? Tabii ki ortak bir atadan gelecek. Tabii ki aynı tür canlılar birbirlerine çok benzeyecekler. Önemli olan bu canlılar doğada insan zorlaması olmadan çiftleşebilecek ki bu da çok önemli değil. En önemli kriter çiftleştiğinde verimli döl yani kısır olmayan döl verebilen canlılara aynı tür canlılar denir. Üniversite sınavında sordular türün tanımını. Şıklarda yazıyordu birbirine çok benzer. Kesinlik ifade etmez. Ortak bir atadan gelir. Kesinlik ifade etmez. Kromozom sayısı aynı olan canlılardır. Kesinlik ifade etmez. Çiftleşebilme vardı. Çiftleşmek de yeterli bir ee, birim değil, ölçü değil gençler çiftleştiğinde verimli döl verebilen canlılara aynı tür canlılar diyoruz. Neden çiftleşmek e, gerekli bir kriter değil, daha doğrusu yeterli bir kriter değil? Doğada insan zorlaması olmadan at ve eşek çiftleşebiliyor. At ve eşek çiftleştikleri zaman onların katır adı verilen bir yavruları oluyor. Katır bir atla, katır bir eşekle çiftleşemez. Katırlar kısır bireylerdir. O zaman at başka bir türdür, eşek başka bir türdür diyoruz. Yani iki canlının aynı tür olduğuna karar verebilmemiz için ikisinin çiftleşebilmesi, bunların çocuğunun olması, çocuğunun olması da yeterli değil, çocuğunun çocuğunun olması gerekiyor. Türü isimlendirirken de ikili adlandırma, binomial adlandırma dediğimiz bir adlandırma sisteminden bahsediyoruz. Bir de bu yazdıklarımızı fark ettiyseniz hep latince kelimeler kullanıyoruz. Mesela diyorum ki işte animale, hayvanlar alemi olsun diyorum. Ya da işte bitkiler alemine plemtea ismini veriyoruz kordata, omurgalılar demektir diyoruz. Hep latince kelimeler, hep latince kelimeler kullanılıyor. Sebebi ne? Aslında latince günümüzde kullanılan bir dil değil. Günümüzde kullanılan bir dil olmadığı için buraya kelime giremez, kelime çıkamaz gençler. Yani değişime uğrayamaz. Ortak bir dil oluşturmak istiyoruz. Bunun sebebi ne? dünyanın bilmem neresinde bilmem ne hastalığına karşı bir tedavi geliştirseler, bir ilaç bulsalar biz dünyanın bambaşka bir noktasında sevinmiyor muyuz? Aa falanca hastalığın tedavisi bulunmuş, aa filanca hastalığa karşı ilaç geliştirmişler diyoruz. Neden? O orada bulunduysa bir süre sonra bu ilaç bizim ülkemizde de gelecektir. Keza bizim ülkemizde bulunan bir şey de dünyanın öbür tarafında yaşayan insanlar tarafından sevinçle karşılanıyor. Bilim e, tüm dünya çapında evrensel olarak yapılır. O yüzden de ortak bir dil kullanılmak zorunda. Mesela benim şu kemiğimin adı pazı kemiği Türkçesi. Ama bu kemiğin Latince ismi e, humerus kemiğidir ben yurt dışındaki doktoru arasam pazı kemiğimi kırdığımı ifade etsem o benim vücudumdaki hangi kemiğin kırıldığını anlamaz ama ben yurt dışındaki herhangi bir doktoru arasam desem ki humerus kemiğimi kırdım Amerika'daki de anlar İtalya'daki de anlar İran'daki de anlar Türkiye'deki de anlar bu merus kemiğinin hangi kemik olduğunu. Şimdi biz bilimsel çalışmalar yaparken, bilimsel gelişmeler yaparken literatür tarıyoruz. Yani eskiden bu konuyla ilgili yapılan çalışmaları araştırıyoruz. Diyoruz ki falanca şuraya kadar gelmiş. Ha buradan sonrasında şunu yapsa iyi olurmuş deyip onun bıraktığı yerden çalışmaları devam ettiriyoruz. Eğer onun geldiği noktayı anlayamazsak hop tekrar benim ne yapmam lazım? Başa sarmam lazım. Çalışmaları en başa dönüştürmem lazım. Bu da büyük bir problem olurdu gençler. O yüzden de ortak bir dil kullanılmak isteniyor. Latince de kullanılmayan bir dil olduğu için kelime giremiyor, kelime çıkamıyor. Türlerin isimlendirilmesinde ikili adlandırma yani binomial adlandırma dediğimiz adlandırma kullanılır. İlk kez bu adlandırma sistemini de aslında filogenetik doğal sınıflandırmanın kurucusu olan Linne önermiştir. Kullanılan dil de tabii ki Latincedir. İsimlendirirken ilk harfini büyük yazıyoruz. ikinci harfini küçük yazıyoruz. Bunlar eğik yazılıyor, italik yazılıyor gençler. Ne yapıyoruz? İlk kelimeye cins adını, ikinci kelimeye ise tamamlayıcı ismi yazıyoruz sana soruda verecek yazılı da. Pinus nigra, Pinus pinea, Morus nigra, yukarıda verilen canlılardan hangilerinin birbiriyle yakın akraba olduğunu yazınız diyecek. Senin yukarıda yazan latince kelimeleri asla bilmene gerek yok, Türkçesini bilmene gerek yok. Sadece neyi bileceksin? Orada iki tane latince kelime yazıyor. Bu iki yazan iki tane latince kelimeden birincisi aslında o tür isminin cinsini ifade ediyor. Aynı cins olan canlılar daha yakın akrabadır. Şu ilk kelime neymiş? Cins ismi. İkisi birden de tür ismini oluşturuyor. Kural olarak her zaman birinci kelimenin baş harfini büyük yazıyoruz. İkinci kelimeyi küçük yazıyoruz ve bunlar iyi ki italik yazılıyorlar gençler. Mesela Pinus nigra karaçam, Pinus brutia kızılçam dediğimiz çamdır. Pinus bunun cins adı oluyor. Brutia ise tamamlayıcı ad. İkisi birden ise tür ismini göstermiş oluyor. Mesela Homo sapiens dediği zaman burası ne? Cins ismi. Ne anlama geldiğini hiç bilmene gerek yok. Burası tamamlayıcı at dediğimiz ad olacak. İkisi birden de neyi verecek? Tür ismini verecek. Rosa, Canina, Canina dediği zaman burası cins ismi, burası tamamlayıcı at dediğimiz ad olacak. İkisi birden de neyi verecek? Tür ismini. Felis yine cins adı, Katus ise tamamlayıcı At dediğimiz attır ikisi birden de hop tür adını vermiş olur gençler devam edelim hemen aşağıdaki cümleleri doğru yanlış şeklinde değerlendiriniz evcil kedi leopar ve bozayı aynı cinste bulunur diyor şimdi bunları yazmış bana alem olarak canlılarımızı vermiş, şube olarak canlılarımızı vermiş, sınıf, takım, aile, cins türlerimizi vermiş. Şu evcil kediymiş, sazlık kedisiymiş, bu aslanmış, bu leoparmış, kurt, bozayı, yabani at, yabani ördek ve sazan olarak da gruplandırmış. Şimdi bakıyorum evcil kedi dediği hangi kedimizdi gençler? Şu kedimizdi. Leopar'a baktığım zaman bu taraftaydı. Boz ayı da buradaydı. Hepsinin ortak olarak bulunduğu yer cins midir? Hayır. Bu grup içerisinde aynı cinste bulunan canlılar yok. O zaman hemen yanına yanlışı yazdım. Kurt ve aslan arasındaki protein benzerliği. Kurt ve aslan arasındakine baktığım zaman kurt nerede? Burada. Aslan nerede? Burada. Ortak olarak nerede bulunuyorlar? Aynı takımda bulunuyorlar gençler. Ev kedisi ve aslan arasındaki protein benzerliğinden fazladır diyor. Ev kedisi ve aslan arasında ise ailede bulunma var. Yani daha çok protein benzerliği olacak. Daha alt bir grupta birlikte bulundukları için o zaman bu da yanlış oldu. Hemen bakıyorum. Yabani at, sazlık kedisi, aslan ve boz ayağının... Birlikte bulunduğu en küçük sınıflandırma birimi sınıftır diyor. Evet üçünü aynı anda tek gördüğüm yer sınıf o yüzden de doğrudur diyeceğiz. Kurtta bulunan şube özellikleri sazanda bulunmaz diyor. Kurta baktığımız zaman hangi şubeye bağlı omurgalılar şubesine? Sazana baktığım zaman o da omurgalılar şubesine sahip. O zaman sazanda kurtta aynı şubeye ait özellikler gösterecek... Bu bizim için yanlış oldu. Aslan leopar arasında DNA benzerliği. Şimdi aslanla leopara baktığımız zaman aynı ailede bulunuyorlar. Aile diye not aldım. DNA benzerliğinden bahsetmiş. Aslan ve bozayı arasındaki DNA benzerliğinden fazladır diyor. Aslanla bozayı nerede bulunuyorlar? Aynı takımda bulunuyorlar. Aynı ailede mi DNA benzerliği fazladır, aynı takımda mı derse alt tarafı seçeceksin. Tabii ki aynı ailede bulunanlarda daha fazla DNA benzerliği olacak. O zaman aslan ve leopar arasındaki DNA benzerliği aslan ve bozayı arasındaki DNA benzerliğinden tabii ki daha fazladır. Buna da hemen doğruyu yapıştırmış oldum. Devam ediyoruz gençler diğer bir sorumuzla. Yukarıda ikili adlandırma sistemine göre verilmiş isimlere göre kaç tane tür adı vardır? Felis Leo birinci tür, Canis Familiaris ikinci tür, Pinus Nigra, Morus Nigra bunların hepsi farklı türler. Populus Alba, Rosa, Kanina, Felis, Domesticus, Morus, Alba ne olduğunu bilmeme gerek yok ama tüm kelimelerin birbirinden farklı olduğunu hiçbir yerde tekrara düşmediğini gördüm. O zaman kaç tane tür vardır? Sekiz tane tür vardır diyeceğiz. Kaç tane cins vardır dediğinde ise şimdi bizim bir Felis cinsimiz var. Bir aldım. Canis'ten başka var mı? Yok. İkincisi Canis cinsimiz var. Pinus'tan başka var mı? Yok. Üçüncüsü Pinus cinsimiz var. Morusları da alayım. Dördüncü cinsimiz olsun. Rosa beşinci, Populus altıncı. Yani altı tane cins var. Hangileri aynı cinstir dediği zaman bir kere Felisler yani bir ve yedi numaralı canlı yakın akrabadır. Aynı cins oldukları için bir de morusları gördüm. Dört ve sekiz numaralı canlılar yakın akrabadır. Aynı cins oldukları için. Devam ediyorum. Tablodaki bilgilerden yararlanarak hangi canlıların aynı sınıfta oldukları söylenebilir? Bakıyorum. Benim bilebileceğim tek şey aynı cinste olanlar aynı sınıfta olabilir. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar diye bir kodlamam vardı. İki canlı aynı cinste ise aynı alemde de yer alabilir. Aynı sınıfta da aynı şubede de yer alabilir. O zaman şuraya baktığım zaman aynı cins olan kimler var? Canis, Zea, Alium, Felis, Pantera, Pantera, Galus. Ha 5 ve 6 aynı cinste yer alıyor. O zaman bu canlıların aynı zamanda aynı sınıfta oldukları da söylenebilir. 5 ve 6'yı işaretlemiş oldum. Tabloda verilen türler içinde hangi türün protein benzerliği en fazladır diyor. Protein benzerliğinin en fazla olduğu gruba da baktığımız zaman gençler aynı cinste olması gerekiyor. 5 ve 6'yı yine buraya da yazabiliyorum. Sonra bize bir bilgi daha vermiş. Biz en başta bakmadık. Ailesi aynı olanları da vermiş. Aynı ailede olanlar için de aynı sınıftadır diyebilirim. O zaman burada aynı ailede olanlara baktığım zaman 5 ve 6 aynı ailedeymiş. E 4 de aynı ailedeymiş. O zaman şuraya hop 4'ü de eklemem gerekiyor. Kromozom sayısı canının sınıflandırılmasına, gruplandırılmasına asla bir şey ifade etmiyor. Filogenetik sınıflandırmaya göre tabloda verilen canlılar kaç farklı tür, cins ve aileye sahiptir? Şimdi aileleri saymaya başladığım zaman 1 2 3 4 5. 5 farklı aile olduğunu gördüm. Cinslere baktığım zaman da 1 2 3 4 5 6. 6 farklı cins olduğunu gördüm. 7 farklı tür var gençler çünkü ikili isimle birbiriyle aynı olan hiçbir canlı türü yok. Gelelim buradan konu biterken kısmına gençler bu sefer konu biterkeni bulmaca şeklinde yapalım. Belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ismini veriyorduk? Takson ismini veriyorduk. Hemen taksonu yerine yazmış olayım. Devam edelim. Embriyolojik ve filogenetik kökenleri farklı görevleri aynı olan organlara nasıl organlar ismini veriyorduk analog organlar analog organlar ismini veriyorduk ampirik sınıflandırmada kullanılıyordu aristo tarafından ampirik sınıflandırma bulunmuştu unutmayın. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılacak kuralları ortaya koyan ve canlıları isimlendirilmesiyle uğraşan bilim dalı ise bizim için hangi bilim dalı olacaktı? Tabii ki taksonomi olacaktı gençler. Taksonomi'yi de yazmış olayım. Buradan devam edecek olursak, canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen biyolojinin alt bilim dalı ise sistematik bilimiydi. Canlıları gruplandırmaya, kimin kiminle akraba olduğunu bulmaya çalışıyordu. En bir kökeni aynı olan, yapı ve gelişimleri birbirine benzeyen, görevleri aynı veya farklı olabilen organlara ise ne ismini veriyorduk? Tabii ki homolog organ ismini veriyorduk gençler. Homoloğu da yazmış oldum. Bakalım aşağıdan yukarıya doğru. Günümüzde kullanılan canlıların akrabalık derecelerine göre gruplandırılmalarını, biyolojik karakterlerini göz önünde bulundurarak yapılan sınıflandırma günümüzde geçerli olan sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırma dediğimiz filogenetik sınıflandırmadır tabii ki. Türlerin isimlendirilmesinde iki kelime kullanılması binomial adlandırma veya ikili adlandırma dediğimiz adlandırma olacak gençler. Onu da hemen yazmış olayım. Aristo'nun doku ve organların kökenlerini dikkate alarak yaptığı sınıflandırma ise ampirik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmadır. Bir tane kutumuz eksik olmuş onu da ben tamamlayayım. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlev bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiğinde kısır olmayan, döl verebilen topluluğa da tabii ki tür ismini veriyorduk. Türün tanımı çok önemliydi, unutmayın. Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine de ne ismini veriyorduk? kategori ismini veriyorduk gençler. Kategorilerine göre canlıları gruplandırabiliyorduk. Böylelikle biyolojik sınıflandırmada kullanılan kategoriler konumuzu da bitirmiş olduk. Hemen ödüllü soruya geçiyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.